açıkça söyleyecek birileri lazım. Olmazsa insan şaşırır. Herkes hata eder. Şu anda böyle bir mekanizma gözükmüyor. Yok böyle bir mekanizma, mekanizma yok. yok. Ama Sayın Cumhurbaşkanı işte bizim bakanlar kurulumuz var. Biz orada her konuyu mütalaa ediyoruz. İşte bizim danışmanlarımız var. Onlarla da oturup her şeyi konuşuyoruz. Onun için bunlar görüşülmüyor, konuşulmuyor manasına gelmez kanaatinde. Onun için de bizim söylediklerimiz Nasıl ki biz AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanı'nı belli bir perspektiften meseleleri mütalaa ediyor ve hiç yanlış görmüyor gibi görüyorsak, Sayın Cumhurbaşkanı da benim söylediklerime bakıyor. O, sen sadece senin görmek istediklerini görüyorsun. Bunların hiçbirisi gerçekçi değil. İşte en çok tabii şu anda üzerinde durdukları husus aradan tabii 19 sene geçmiş. Birçok şeyle övünüyorlar. Ama 19 sene eğer Allah rahmet eylesin Erbakan Hoca gibi bir insan olsaydı bugün Türkiye hiç kimsenin tahmin edemeyeceği ya işte şu motoru da bulsaydık tankı da yürütecektik şunu da olsaydı bunu yapacaktık deme noktasının çok ötesine geçmiş olur. Karar veren, hemen yürüyen, icraat yapan, fiiliyatta bir şeyler yapan. E, biz 119 yıl sonra doğru, şimdi bazı noktalarda bir merhale kat ediyoruz. Söz gelimi, işte Sayın Cumhurbaşkanı da söylediği e, insansız hava araç. Doğru ama biz burada en az 15 sene kaybettik. Bu işe 15 sene önce başlanabilirdi. 15 sene önce Erbakan Hoca İslam aleminden gelen ilim adamları, devlet adamlarının katıldığı toplantılarda mutlaka bunları davet eder. Bu arkadaşları bir bir verdirirdi. Bak neler var bunlar hayata hemen geçirilebilir diye. Ama biz buna 15 sene sonra başladık. Bu bir gerçek. Ve bu kısa zamanda da çok büyük merhaleler kat edildi bunu söyleyelim. Ben yarın Allah nasip ederse hem bir bas sağlığı için gideceğim hem de kendi tesislerinde bir göreceğim. Bu çok müthiş bir iş. Ama biz insansız hava araçlarında büyük bir mesafe kat ettik diye savunma sanayinde şimdi bizim Ruslara karşı, Amerikalılara karşı direnecek onlardan daha güçlü bir noktadayız dememiz mümkün değil çok büyük mesafe. Evet. Var. Tabii. Yani çok onun için mesafe ama mesafe. burada büyük mesafe kat edildi bu sahada. Bunu görürüz. Görüyoruz da zaten. Şimdi işte jet motorları konusunda Eskişehir'de hakikaten e, Mehmet Akşit profesör onlar çok ciddi çalışmalar yaptılar. Ve uzun zamandır da yapıyorlar. Yaklaşık 8 ayrı tipte motor ürettiler. Bunlar güzel şeyler. Biz buna itiraz edemeyiz. Ama şimdi bunları kullanan helikopterlerin, bunları kullanan uçakların imalatı, Türk Hava Kurumu da, Türk daha doğrusu TUSAŞ da o konuda şimdi çalışmalar yapıyor. Onu da takdir ediyorum. Ben e, Sayın Temel Kotili bu noktada tebrik ediyorum. Çünkü Türk Hava Yolları Genel Müdürü iken de çok büyük başarılara imza Kesinlikle, attı. Kesinlikle. Evet. Şimdi TUSAŞ'ın Genel Müdürü iken de atıyor ama onların önünün açılması, başka şeyler gerektiriyor. Biz bu insansız hava araçlarında kısmen sermaye verildiği için bir miktar öne geçtik. Ama öbür taraflarda siz yapılan araştırmalara, çalışmaların önünü açabilmek için oralara araştırma için 10 milyon harcamışsa siz fiiliyatta yatırım için en az 50 milyar para tahsis etmezseniz mesafe alamazsınız. Evet. Nitekim Türkiye'nin ihracatında e, yüksek katma değerli, teknolojiyle ürünlerin payı artmadı. Artmadı. Şu anda şimdi işte o söyleyeceğim Sayın Cumhurbaşkanı mesela bak geçen aydan itibaren biz şimdi dış ticaret açığımızı kapattık. Fazla vermeye başladık. E, Onu dolar, da bahsetti mi siz? Tabii. Şimdi dolar bu noktaya geldikten, geldikten sonra biz... elbette bu olur. Ucuza Ama, sattıktan sonra tabii, bu müşteri ne, artar. Bu ne manaya geliyor? Yani ben onu orada şunu da söylüyorum, tekrar ediyorum. Çalışan insanlara enflasyonun altında yapılan bir zam, zam değildir. Ne dedi bunu söyleyince? Yok herkes memnun dedi. Ben Her orada misal herkes, de herkes verdim. memnun dedi. Tabii tabii ben orada misal de verdim. Bakın dedim şimdi bizim fındık en önemli ihraç ürünlerinden birisidir. Dünya fındığının yüzde yetmişini biz üretiyoruz tüm gelirimiz 2 milyar bilmem kaç yüz milyon dolar. Bunu ben 3'e katlayacağımıza eminim. 3'e katlayabiliriz çünkü %70'ini biz üretiyoruz. Biz bu fiyatları dayattığımız zaman çikolata sektörü ben fındık kullanmayacağım demez. Mecburdur bunu almaya çünkü kendi ürününün içindeki fındığın payı düşük. Ancak fındık üreticisine siz dolardaki bu değişikliğin üstünde bir fiyat vermezseniz memnun olmaz. E şimdi fındık üreticisi geçen senekine nazaran onun altında dolar bazında ürün satıyor. E bu olmaz ki. En azından satış fiyatının Dolar bazında aynı olması lazım. O da zam yaptık manasına gelmez. Yok dedi onların hepsi memnun diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Siz pardon yoksullukları anlattınız. Asgari ücretin durumunu anlatmışsınız. Tabii, tabii. Emeklileri anlatmışsınız. Piyasadaki darlıkları anlatmışsınız. Bunların hiçbirisine evet öyle bir sıkıntı var düzelteceğiz falan demedi mi? Hepsi çok mu iyi dedi? Çok iyi dedi. İnsanlar memnun dedi. Yani bunlar abartılıyor. Halbuki iyi işsizlik diyorsunuz. Yani aslında bu çok abartılı bir konu. Ben o zaman şunu söyledim. Dedim ki bak siz yani şu anda devlet yoksul olan, geçinemeyen ailelere 400 500 600 lira destek veriyor. Niye veriyor bunu? Ha ya herkes memnun. 400 500 600 lira 400 500 ne demek 500 600 lira? Bu kadar paraya muhtaçlar demek. Ama herkes memnun. Şimdi bu kanaat değişmediği müddetçe siz politikalarda bir değişiklik yapamazsınız. Peki Temel Bey benim anladığım kadarıyla iki buçuk saat boyunca yani Cumhurbaşkanı Erdoğan sizin size ülkede hiçbir sorun olmadığını dair sizi ikna etmeye çalıştı. Ben de siz yanlışlıklar de, olduğunu anlatmaya çalıştım. Sizde sorun var. Yani evet. sorunlar olduğuna dair ikna etmeye evet. çalıştınız bütün yani ekonomiyi gündeme getirdiniz. Evet, yani çeşitli sahalarda her noktaya... Yani... Bir izleyicimiz şeyi soruyor. Diyor ki KHK sorunu Aydın Sabancı. Ben hukuki konulara... Sabancı. Şöyle, KHK sorunu da dile getirdi hayır, mi? Yani hukuki nokta bana Hı -hı. göre çok bariz olduğu için bu noktalarda da belli bir tavırları olduğu Hı -hı. ve ben bunu basın toplantılarımda çok dile getirdiğim için... Söylediniz defalarca söylediniz. Defalarca Orada bir defa daha söylemedim. Bu çok açık bir şey. Yani bir insan belki bir yerde söylemiş olabilirim. Bir insan belli bir sebepten dolayı görevden ayrılıyor. Evet. Mahkemeye gidiyor. Suçsuz olduğunu ispat ediyor ama göreve dönemiyor. O zaman hukuk ya da hakkında soruşturma bile açılamıyor. Açı, evet. O kadar masum ki. Tabii, soruşturma bile, bile açılmamış. Şimdi bunu biz neyle izah edeceğiz? Bunun izahı olmaz ki. Peki sizin hissiyatınız yani iki buçuk saat ve karşınızda işte sorunların olmadığına dair pembe tablo çizen ve Türkiye'nin çok iyi bir konumda olduğunu söyleyen, yani ülkeyi yöneten devletin devlet başkanı var. Şimdi burada hissettiğiniz şey şu muydu? Diyor ki danışmanlarım var, yüksek istişare kurulu üyeleri var, bakanları var biz bunların hepsiyle konuşuyoruz. Görüşüyoruz. görüşüyoruz diyor. Buradaki sıkıntı Mustafa Fazıl Paşa işte Sultan Abdülaziz'e yazdığı mektupta diyor ki sarayın kapısından her şey girer ama doğru doğrular girmez. Burada siz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğrulardan yani girmediği için halktan doğru haber alamadığı için mi buna inanıyor yoksa gerçekten mi bu, 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 bu sorunlar kapısını? Onu ölçemem. Yani şu, Çünkü o, şeyi söylüyorsunuz, gerçeklikle bağını koparttığını tabii, gördüm. Tabii ama ben bunu söyledim ya. Yani hı hı. size danışmanlarınız farklı fikirler veriyor anlaşılan. Yani sizin hoşunuza gitmeyecek fikirleri kimse veremiyor. O zaman siz doğruyu nasıl bulacaksınız ki? Ne dedi peki? Hep, yok dedi, ben soruyorum dedi kendisine göre. Yani tam olarak bir açıklama değil ama ben şunu <laughs> söyledim. Tabii işte herkes kendisine göre bir şey alıyor. Benim meselelere yaklaşımım biraz daha farklı. Yerine göre biraz pratisyen, birazcık da e, entelektüel bir yaklaşım sergiliyorum diyeyim. Dedim ki bakın yani geçmişte hükümdarlar yeri gelmiş sıkıntıya girdiğini ülkenin görmüş. O zaman tanıdığı, bildiği ulemadan bazılarına demiş ki ya nereye gidiyoruz? Bana bir rapor yaz getir bakayım. Meşhur layihalar, layihalar, Tabii işte Koçu Bey Risalesi. Bunlardan bir tanesi. Hem de Osmanlı'nın en ileri noktada bulunduğu zamanlarda bunlar istenmiş. Niye? Çünkü sizin yalnızdakiler size, sizin sıkıntıya sokacak bilgileri veremezler, vermek istemezler. Kendileri sıkıntıya düşer bu sefer. Nereden çıkardım bunları denildiği zaman? Ama bunların istenmesine ihtiyaç var. Ben daha da ileri gidince, <laughs> gideyim dedim. Şimdi tabii hepsine bir cevabı olmazsa olmaz. Dedim ki bakın bunu hükümdarlar bu tip risaleleri istemişler. Ama İbni Haldun bir adım daha ileri gitmiş. Hükümdarlar istemeden kendisi bu konuları gündeme getirmiş. Yani İbni Haldun sosyolojinin kurucusu. Öyledir. Evet. Durkheim falan hikaye. Asırlarca sonra ortaya çıkan bir insan. Hikaye değil de asırlarca sonra. Evet. Asırlarca. Yo, bana göre hikaye. Çünkü kurucusu sosyolojinin İbn İbni Haldun. Doğru, muhakkak. Tabii. Mi? On o manada diyorum ben. Yoksa sonradan onlar da bir şeyler elbette eklemişler. Fakat e, İbn Haldun yani ülkeler nasıl çöker? Toplum nasıl dejener olur? Nasıl zayıflar? Bunları ortaya koymuş ben onun için dedi İbn Haldun Üniversitesi'ni kurdum ya dedi değil. Yani, Buna cevabı bu mu oldu? Tabii tabii yani şimdi orada bütün bu konular inceleniyor, tartışılıyor. Yani bir özgüveni var. Bunu söyleyin. O özgüveni böylece yansıtıyor. Ha, bana karşı mı yansıtıyor yoksa kendisi hakikaten inanıyor yani söylediğimiz hususları tamamen göz ardı mı ediyor onu bilmem. Ama <laughs> özgüven dediniz e, bu özgüvende bu perspektifle e, bir buçuk sene sonra veya önümüzdeki sene yapılacak bir erken seçime kadar ekonomiyi toparlayabilir mi? Objektif ben, olarak bakıyorum. Ben toparlayamaz. Anladım. Niye toparlayamaz? E, atılan adımlar... İşte sihaları satıyoruz, doğalgaz çıktı. Tabii. Yani ben keşfedildi pardon. Bunu, bunu işte onlara güveniyor. Yani doğalgaz bizim için büyük bir potansiyel diyor. İkincisi Şimdi yani şunu görmemiz lazım. Tayip Bey'de belli bir potansiyel var, bir azim var, kararlılık var. Yıll 19 yıl iktidarda kalma kolay bir iş değil. İnsanları ikna ediyor demektir. Şimdi farklı yönlerden insanları ikna etme yoluna giriyor. Mesela bugün Türk Dünyası ile bir araya gelindi. Bu önemli bir iş. Ama bunu sanki dünyayı ancak bizler bir araya gelirse kurtarır, kurtarırız, başka türlü de kurtulmaz noktasına getirecek. Tabii propaganda gücü. Tabii bu çok önemli bir şey. Ama söz gelimi İslam Birliği hiç gündeme gelmiyor çünkü İslam Birliği Batı'da hep tepki topluyor. Ben onun için dedim yani biz şimdi İslam ülkelerine düne kadar beraber olduğumuz ülkelere bakıyorum ben dedim. Herkes İsrail tanımak için kuyruğa girdi. Kabul edilebilir bir şey değil ki. Nasıl bunlarla irtibat kurulacak? irtibat kurulması lazım. Onu biz size soralım nasıl bunlara irtibat kuracağız? Doğrudan duyuruyor. irtibat kuracaksınız. Gideceksiniz, ikna edeceksiniz. Yani D8'ler diye bir kuruluş var. İki dönem başkanlığını biz yaptık. Onun adı içinde İslam kelimesi de geçmiyor. Ama D8'ler dünyanın önde gelen 8 Müslüman ülkesi, halkının çoğunluğunun tabii kaynakların büyük bir kısmı bu ülkelerde nüfusun, Müslüman, İslam aleminin nüfusunun en az yüzde 25-30'u da bu ülkelerde. Nijerya, Mısır, Türkiye, Suriye, Pakistan, Malezya, Endonezya, Bangladeş, 8 tane ülke. Bunlar dev gibi ülkeler. Ve yüzde beş dedim. Çok daha fazlası İslam aleminin nüfusunun bu ülkelerde. Yani Bunları siz başıboş bırakırsanız bir araya gelemezler. Ancak bir araya geldikleri zaman neler yapabileceklerine ikna edebilirseniz o zaman çok büyük merhaleler kat edebilirsiniz. Bunu Türkiye'nin şu anda yapması icap eder. Ama bütün İslam alemi birbirinden koptu. Tamamı. İsrail'in güdümüne girdi. Yani İsrail şu anda Orta Doğu yani şu anda Orta Doğu büyük İsrail projesinin tehdidi altında uçuruma doğru gidiyor. Tam manasıyla uçuruma doğru gidiyor. Amerika'da bütün gücünü dikkat ederseniz Orta Doğu'ya topladı. Doğu Akdeniz ve Ege. Bizi, bize tam güvenmediği için Girit'te büyük bir üs. işte Yunanistan'da üs, Romanya'da üs. Nereye doğru gidiyoruz belli değil. Peki bütün mesela şimdi Türkiye'nin sadece batıyla değil İslam dünyasıyla da arasının açık olmasını siz neye bağlıyorsunuz? Hiç ilgilenilmediği için. Şimdi siz Amerika ile beraber olur Irak işgal ederseniz İslam alemi size güvenme. Temel Bey, Türkiye ihvani Müslümine ya bu iktidar diyelim. İhvani Müslümine sahip çıkmak için Mısırla çok 7 yıl kavga etti. Hala da ediyor. Doğru. İyi mi? Yok, iyi değil ama İhvan-ı Müslimi'nin e, İhvan teröre bulaştığı için bu duruma düşmedi. Ya hiç alakası yok. Hiç alakası hiç yok. yok. Tamamen Amerika'nın desteğiyle Sisi'nin bir ihtilal yapması neticesinde tamam. meşru. Türkiye'nin 7 yıl kavga, bunun kavgası yapması doğru mu? Yunanistan'ın kucağını Şöyle. şöyle. <laughs> Şimdi her şey kavgayla olmaz. Şimdi bakın Erbakan Hoca D8'leri kurduğu zaman ıı, ihvan yoktu ki başta. Kim vardı? Mübarek vardı. Mübarek vardı. Mübarek Erbakan Hoca başbakan olunca Türkiye'ye geldi. Baştaki kimse onun işbirliği yaparım tamam. Ha Türkiye'ye geldi. Bakın yaklaşımdaki farklılığı söylemek için diyorum. Erbakan Hoca Mübarek'e aynen bu ben kendi ağzından duyduğum için söylüyorum. Yahu bu ihvan biz tanırız. Bunlar kötü insanlar değil. Bunlarla iyi münasebet kur dediği zaman yani o da diyor ki hocam bunları çok seviyorsanız size gönderelim hepsini diyor. Öyle mi dedi? <laughs> Öyle de <değil mi? gülüyor> Şimdi bakın bu bir münasebet kurmak için bazen latife de yapılır. Bizim Nijerya ile hiçbir ilgimiz yoktu. Ama Nijerya D8'lerin içinde yer aldı. Endonezya ile bizim hangi irtibatımız vardı doğru dürüst. Ama üstelik de Suharto gibi ihtilal yapan bir diktatör Türkiye'ye kadar geldi, imza attı. Şimdi bakın bunlar hep beşeri münasebetlerle ilgilidir. Her şey kayde ve kuralları sıkı sıkı koymakla olmaz. Hemen demokratik kurallara dikkat edecek şu tamam. Bugün şimdi biz Türkiye Cumhuriyetleri ile işbirliği yapıyoruz. Demokrasiden de bahsediyoruz. Hangisinde demokrasi var? Bir de yani başka ülkelerin işlerine karışma hakkımız yok. Tabii yani iç işlerine siz makul bir şekilde yöneticileri Hı, ikna ederek edelim. tavsiye tarzında bir noktaya getirebilirsiniz. Onun için bugün hakikaten İslam alemi başsız, birbirinden kopuk. Bunlara da hadi diyelim razı olacağız. Bir de birbiriyle kavgalı yani Yemen'de Müslümanlar birbirini katlediyor. Sudan karışık oldu. Tunus gitti gene. Afganistan'da Osman bombalar camilerde evet. patlıyor. Öteki mezheptensin diye namaz kılan insanları bir iki Müslümanlar öldürüyorlar. Bunu da İslam diye takdim etmeye kalkıyor. Yani, Taliban. Taliban evet. Yani böyle bir mantık olmaz ki. Olur Bu tam manasıyla bir harici mantıktır. Yani bunu evet. bilenler mutlaka bilir de bilmeyenler için söylüyorum. Hariciler çok sıkı Müslümanız diye ta Hazreti Ali Efendimiz zamanında ortaya çıkmış. Bir taraftan çok büyük hassasiyet gösterirken İslami yaşama konusunda öbür taraftan masum insanları katletmekle hiç tereddüt etmemiş. Hazreti Ali kim şehit etti? Tabii, Bunlar şehit ettiler. Taliban evet. hakkındaki bu görüşünüzden çok memnun oldum. Çok teşekkür ya ederim. Yani ben konumuza dönersek tabii, tabii, ayrı, başka bir ayrı, şey ben Taliban'la burada bu hükümetin ilgi kurma irtibat kurmasının onlara ee, sormak istediğim konu şu. Hı. Sayın Erdoğan'la 3 yıl aradan sonra konuştum. Evet. Bu üç yıl geniş bir mesafe. Tabii. Ayrıca Sayın Erdoğan'ı gençliğinden belediye başkanlığından itibaren tanırsınız. Evet. Cumhurbaşkanı olmanın onda onun kişiliğindeki etkilerini Gözleme konusunda hepimizin ilerisindesiniz. Bu üç yıl içerisinde Sayın Erdoğan'ın rahmetli Oğuzhan Asil Türkle konuşarak partinizi Cumhur İttifakı'na çekme teşebbüsleri de oldu. Ve sonunda üç yıl sonra siz görüştünüz. Görüştükten sonra muhalefette daha etkin olma duygunuz mu arttı? Biraz yumuşayalım uygunuz mert. Çünkü, Çünkü e, siz e, sohbetimizde e, biraz önce arkadaşlarla konuşurken eee bir takım e, etkinliklerimizi faaliyetlerimizi hızlandıracağız dediniz. Mutlaka. Yani ben nedir bunu burada şunu hemen ifade edeyim. Ben Türkiye'de bütün partilerin birbirlerine taban tabana zıt fikirleri ve düşünceleri, politikaları olsa bile insanca oturup konuşabilecek bir mertebeye gelmeleri icap. Muhakkak. Bu olmadan olmaz. Ya ben falanca ile aynı fikir ve düşünceye sahip değilsem, inanca bile sahip değilsem, ille de söze başlarken vay hain diye başlarsam biz hiçbir meseleyi tartışamayız ki. Onun için bir numaralı mesele bizim Türkiye için söylüyorum. Elbette iktidarın kendi içinde, iktidarla muhalefet arasında ama muhalefetin de kendi içinde tutarlı bir ortam oluşturmaları gerekir. Oturup konuşulabilecek. Doğru ve yanlış arasında farklılıklar görülüyorsa yani doğru dediğim bunu düzeltmek lazım. Doğru çünkü değişmez manasındadır doğru. İsabetli bir politikayla isabetsiz gördüğümüz bir politikayı oturup mütalaa edebilme olgunluğuna gelmemişsek biz bu memleketin hiçbir problemini çözemeyiz. Evet. Burada da en önemli konu iktidarla muhalefet arasındaki işte bu görüşme ortamının oluşmasıdır. Beni üzen iktidarda kalabilmek için eğer iktidarda bulunanlar bütün kuralları çiğneriz derlerse Diyorlar mı demiyorlar mı? Endişem var benim şimdi. Çünkü ben bütün bunları söylerken bir yanlışlığa işaret etmek için söyledim. Yani ekonomi ne derseniz deyin geçen ay dış ticaret artı vermiş olabilir ama bunun nedenlerini ortaya koyup ya yarın da böyle mi olacak diye düşünmezseniz o zaman işler raydan çıkar çünkü evet. doların bu kadar yükselmesi Türkiye'de yapılacak yatırımların başına alıp gitmesine vesile olur. Dışarıdan gelecek hammadde ve yarı mamul alıp başına gidecek fiyatlarınız birden sıçrama yapacak. Bunları düşünmeden sadece bir aylık bir dışa, dış ticaret fazlası bizi memnun ederse bu olmaz. Sayın Karameloğlu ben size şunu sordum. Cumhurbaşkanıyla görüştükten sonra sözlerimiz itibar görmüyor, dinlenmiyor her neyse. Yanlış dediğimizde bakılmıyor her neyse. Daha etkin muhalefet yapalım. Yok hayır bir diyalog başladı. Biraz daha yumuşak muhalefet yapalım. Yok, yok, Nasıl ben, bir duygu? ben ben Çünkü nokta... siz şey dediniz yani bir takım planlar ya programladığımız bir takım etkinlikleri harekete geçireceğiz. Tabii, dediniz. Tabii ben onu şu şekilde ifade edeyim. Belki sizi desteklemek için şunu söyleyebilirim ben de. Mesela Yeni Şafak gazetesi bu görüşmeyi e, ittifak kapısı, ittifak için kapı açıldı diye verdi. <laughs> yani eee evet. İttifak da konuşulmuştur. Herhalde sizi cumhuriyet hakkında davet edildi. <laughs> Elbette ben ama prensip olarak bizim bir defa ana ilkelerde ittifak edemezsek nasıl ittifak kuracağı seçime giderken. Ben sorum alayım da ittifakı evet. Elif Hanım'ın sorduğu soruyu ikinci şık kabul edelim. Siz Sayın Erdoğan'la görüştükten sonra bir takım programladığımız muhalefet hareketlerini etkinleştireceğiz mutlaka yani ya, ben ne fark etti de bunu yapıyorsunuz? Ha yo ben, şimdiye kadar dikkat ettiyseniz <laughs> bugüne kadar ben ana aktörlerin hepsiyle görüştüm hemen hemen. Evet. Şimdi ziyaret etmediğim benden ziyarete gelen gelen diğer siyasi partiler var. Belki taraftarları çok fazla değil ama Olsun onlar ya. da var. İki, tekraren bazı noktalarda neler yapılabileceği konusunda bir takım fikirlerin ortaya atılmasına ihtiyaç var. Önce şunu bir defa bizim anlatmamız icap ediyor. Ben bunu görüyorum da. Bugünkü şartlar altında seçim ittifakı demek koalisyon demek değil. Bunu herkes böyle bilmeli. Çünkü ittifaklar yani şu anda seçim ittifakı MHP ile e, AK Parti yaptı. Ama sadece Cumhurbaşkanı'nın sözü geçiyor. Ortada bir koalisyon yok. Evet, onu da memnun edebilmek için Sayın Cumhurbaşkanı bir takım kararlarda ona da iltifat ediyor. Onun da sözünü dinleyebiliyor. Muhalefette de bunun daha iyi anlaşılmasına ihtiyaç var. Bir defa bir numaralı mesele bu. İttifaklar koalisyon değildir. Bu ben şu soruyu şimdi anladım tabii. Cevabını alamadım. Alamadınız. Ben evet, sorduğum soruyu ben şöyle, alamadım. Ben şöyle, ben ben anladım soruyu. Birazcık evet. daha böyle açmak istiyorum. Siz e, Erdoğan'la görüşme sonrasında e, daha etkin bir muhalefet yapmamız gerekiyor. Özetle böyle bir hissiyat. Yani daha sizi etkin. sizi hmm. bu motivasyona iten sebep neydi? Üff. Yani şu mu? Mesela diyorsunuz ya sayın Erdoğan'ı gerçeklikle bağını kopmuş gördüm. Yani devletin başını gerçekten bağını şimdi, kopmuş görünce şimdi, şimdi, eyvah ülkeye tabi, yazık. Tabii şimdi siz beni burada oturalım. Benim zihnimden geçen politikalar nedir? Bunun hepsini ortaya dökün. Yok sıra bakma. Ya, partilerde bu olmaz. Yani zihninizden geçen bazı şeyleri Şu, söylemeyeceksiniz. Ben evet. Ya benim zihnimden geçen bir sürü konu var. Hı -hı. Bunlar ciddi politikalar. Bunları evet. siz ortaya dökerek giderseniz hiç hiçbir netice alamazsınız. Ama gazeteciler... Yok yok biz... siz bunu sorarsınız da ben evet. onun cevabını sizin istediğiniz gibi veremem. Yok Onu bizim istediğimiz gibi değil. Yani orada hani <laughs> endişelendiğiniz için mi daha etkin Şimdi muhalefet tekrar yapmak? Bakın ben tekrar bir defa daha söylediklerimi tekrar edeyim. Bugün Türkiye'de yaşanan evet. sıkıntıları, evet. bu ittifaklar konusundaki endişeleri bir defa izah etmek için bugünkü şartlar altında ittifaklar anayasanın bir gereği. Evet. Seçim kanunun bir gereği. Seçim kanunun bir gereği aynı zamanda. Çünkü ittifak yapmazsanız hiçbir yere gidemezsiniz. Evet. söz Söz gelimi diyelim ki üç tane parti var. Üç parti, 3 parti yüzde üçer oy aldı. Seçime gitse hiçbir şekil çıkarmaz. Ama ittifak yaparsa? Ama ittifak yaparsa otomatikman kendiliğinden ortada başka bir ortam oluşuyor. Hem milletvekili çıkarıyor hem de çıkaracağı milletvekilinin adedini artırıyor ve etkili olmaya başlıyor. O halde bunları dikkate alma mecburiyeti var onun için tamam. diyorum. Diyorum ki şu anda bazıları mesela işte e, Millet İttifakı'ndaki özellikle eee İyi Parti ve e, Cumhuriyet Halk Partisi bu seçim kanunlarında ve anayasada değişikliği yapmak için bir çalışma yapıyorlar. Katılır mısınız? Bize dediler. Katılırız dedim ben. Neden? Evet. Çünkü bu bu sistemin değişmesi zaten şu anda bugünkü düşünülen ittifakların tamamı bugünkü sistemin değişmesine ilişkin. Yapılan görüşmeler de bu. Cumhurbaşkanlığı sisteminin yerine nasıl bir sistem getirilmeli ki? Bu sistem hem endişe edilen tutarsızlıkları, dengesizlikleri, mesela işte hükümet boşluğunu doğurmadan parlamenter bir sisteme nasıl geçer? Bu birincisi bu. Bu bir koalisyon değil. Bu doğrudan doğruya seçmek bu gün şartlar altında daha iyi netice alabilmek, daha fazla milletvekili çıkarabilmek için seçime gitmenin yolu. Üçüncü ittifak söylentilerine nasıl bakıyorsunuz peki? Üçüncü ittifak dediğimizde aynı şekle gelir bu. Yani siz ittifak yaptığınız zaman şöyle diyelim. Eğer iki blok halinde seçime gidilse. Evet. İki blok da birbirine denk oy alsa ne kadar milletvekili çıkarır? 300 civarında 600 milletvekilinin yarısına yakını 1 iki az bir iki çok illerdeki. Don sistemine göre ha. yarısından az çıkar. Yok işte aynı oyu alırlarsa diyorum ben. Evet. Yani aynı oyu aldıkları takdirde 300 birisi 300 de öbürü çıkar. İyiyim, öyle bir evet. edelim. İllerdeki ufak tefek farklılıktan dolayı bu 298 olur öbürü de 302 olur evet. o kadar. Ama böyle gidileceğine evet. öbür tarafta karşı taraf 2'ye 3'e bölünse. Millet ittifakı. Millet evet. ittifakı veya hangisi olursa olsun. Hı hı. bölünse. Otomatik ben evet. %50 olarak Kendini koruyan parti öbüründen en az yüzde öbürlerinin toplamından 10-15-20 fazla milletvekili. Ben don sistem dediğim o evet. Büyük par, oy blokunu ödüllendiren bir sistem. Tabi tabii. Evet. Onun için yani bu sadece büyük oy şeyini değil. Siz bugünkü şartlarda bile bunu bu, bu tam don sistemi değil bu çünkü. Bu biraz daha farklı. Normalde herkes il, il bazında Aldığı oya göre milletvekili çıkarıyor. İl bazında. şeyin altında işte bilmem yüzde üçün altında olursa hiç çıkaramıyorsun demiyor. O da konacak işte. Yüzde evet. yedi. Bundan dolayı bir baraj olarak gelebilir. Onun için bir araya gelmeden onu üstün üstesinden gelmek mümkün değil. Yani üçüncü ittifak doğru yani, değil diyorsunuz. bu bu. Yani olamaz. Olduğu takdirde böyle bir durum ortaya çıkar. Evet. Hmm. Yani siz baştan diyorsunuz ki benim bir iddiam yok. Aynı. Ben kendi oyumu alayım. Gerisi beni ilgilendirmez. Öyle bir şey yaptığınız takdirde o zaman siz zaten bir iddialı olamazsınız. Bir şey de yapamazsınız. Çok açık. Ha Bu fark çok büyür de yani 50-50 değil de 30-70 gibi olur. O zaman sen diyebilirsin 70 ile ikiye bölünsün. Belki bir farklılık olur. Bu düşünebilir. Buradan şunu anlıyorum ben. Siz ee... Seçimlerde beraber olduğunuz, dahil olduğunuz Millet İttifakının bölünmesini, Millet İttifakından ayrı bir i̇ttifak e, partiler bölünmesin. grubunun üçüncü bir ittifak kurmasını doğru bulmuyorsun. Yani o çok riskli bir iş diyorum. Ben. Yani doğru bulmuyorsunuz. Yani işte bugün siyasette kullandığınız kelimeye göre o farklı yankı yapıyor. Peki. Ben onun için diyorum ki bu çok riskli bir yol. Bu yol şimdi Sayın Cumhurbaşkanının yani yaptığı her işte kendine göre bir hikmet var. Sadece Sayın Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Başka kimseye hedef almadı. Hı. Onun için de onunla irtibat kuran herkes ne halleri varsa görsün. Bak, kimler kimlerle beraber. E, ben, evet. Şimdi bu mantığı işliyor. Bu mantık da toplumun bir kesiminde karşılık buluyor. Aman ha niye böyle olacak diye. Onun için ben bu yaklaşımı doğru bulmuyorum. Biz bu memleketin içinde tekrar en söyledim, bu memleketin içinde herkesle irtibat kurabilmeliyiz. Yani bunu kim nereye yorumlarsa yorumlasın, ama ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendi parti meclisine bir tane başörtülü hanımı almasını çok önemli görüyorum. Cumhuriyet Halk Parti tarihinde böyle bir şahsı olmamıştı kendisinin bir video çekip mecliste Sayın Ecevit zamanında burası devlette baş kaldırma yeri değildir deyip bizim başörtülü milletvekilimize yemin ettirmemesi biz bu CHP değiliz diyor. Yani bunu helalleşelim, diyor. Helalleşelim, helalleşelim diyor. Helalleşelim diyor. Bunların her biri bizim yaptığımız bütün partileri davet ettik. Kudüsle ilgili mitinge gelip yani bizim arkadaşların yani çok açıkça söylüyorum. Bizim arkadaşların çoğu dediler ki ya Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmayı senin yapman icap eder dediler. Bu kadar keskin. Aynen böyle dediler. Rahmetli Erbakan'ı anma toplantısına geldi. Tabii. Bütün o zaman da o toplantılarda da yani buradaki mesele şu. Ya birbirimizden farklı kanaatlerimiz olabilir. Ama biz bir araya gelip bu ülkenin menfaatlerini öne çıkarmak mecburiyetindeyiz. Düşmanlaştırarak değil. Yani ben bir e, inançlı insan olarak bir yerde bir adım attıysam yahut da bana karşı birisi bir adım attıysa e ben iki adımla ona mukabele etmeyi bir görev addederim. Sayın Olur. Karamoğluoğlu, ben şunu madem ki hani konu buraya geldi şunu söylemek isterim. siz de çok büyük bir vatanseverlik örneği gösterdiniz. Çünkü toplumlar ebediyen yani, yani bu kutuplaşma bu rövanş e, tarihi bazen tarihte bırakmak gerekiyor. Yani işte örneğin tek parti üzerinden sürekli tek partinin acılarını, antidemokratik uygulamalarını hatırlatmak ve burada toplumdaki nefret duygusunu canlı tutmanın e, hiçbir ülkeye, hiçbir topluma faydası yok bunun üzerinden siyaset yapılmasında doğru bulmuyorum. Değişme imkanı da vermek gerekiyor. Yani insanlar Tabii. Siyasetçiler hata yapabilir, hatalı uygulamalar olabilir. Siz çok böyle hani, şimdi millet İttifakı'nı konuşuyoruz ama 2017'de, 2018'de çok böyle hani riskli olduğu dönemde siz Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldiniz. Yani bu iki toplum, iki toplumun iki kesimi normalleşirse Türkiye normalleşebilir. Bu da sizin açınızdan çok önemli bir çok şey. Çok önemli ve burada gerçekten çok kıymetli bir şeydi. Bunu ben en azından kendi adıma bunu söylemek isterim. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu muhafazakar kesimle yani dindar, mütedeyyin kesimle helalleşmemiz lazım diyor. Her baba yiğit diyemez. Her baba yiğit diyemez bunu. Bu çok önemli bir şey. Eee bir öz eleştiri yapıyor. Zaman zaman şurada hata yaptık diyor. İşte Tuncay Özkan da çıktı bir şeyler söyledi. Ee, ben geçen biz Ahmet Davutoğlu'yla yaptığımız yayında Kemal Bey'in bu tavrını Ahmet Davutoğlu'na sordum. Sayın Mustafa Karalioğlu'nun yazmış olduğu yazıdan yola çıkarak. Çünkü Mustafa Karalioğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nun yazısından sonra yani konuşmasından sonra belki hani seküler kesimle de bir helalleşme hani ben... Seküler kesimle de bir helalleşme gerekiyor. Şimdi yani muhafazakarların muhafazakar Seküler kesimle muhafazakar, helalleşmesi. Dündar siyasetçilerin evet. ben Ahmet Davutoğlu'na bunu bu soruyu yönelttim. Bu aynı soruyu size de yöneltmek isterim. Kemal Bey çok cesurca adımlar atıyor ve çok kıymetli. Ülkemiz açısından çok kıymetli. Siz de seküler layık kesimle dindar kesimin kendi iç dünyasında kendi içinde bir öz eleştiri yaparak helalleşmesi gerektiğini düşünüyor musunuz? Bu helalleşme mevzusuna nasıl bakıyorsunuz? Şimdi tabii. Ahmet Taş Getiren de bugün yazısında e, Kemal Kılıçdaroğlu hani böyle bir helalleşme için gider mi diye evet. o da yazısında bahsediyor. Şimdi ben meseleye elbette bir yerde bir kişiye karşı onun hmm. inancından onun e, meşrebinden, mezhebinden dolayı bir Hı -hı. haksızlık yapılmışsa mutlaka helalleşmek gerek. Çünkü Haksızlık yapılmışsa siz o haksızlığı başka türlü önleyemezsiniz. Hı -hı. Ancak şu andaki sadece helalleşme değil, şu anda hakikaten bunu ben yani bütün vebal onların altındadır demek için bunu söylemiyorum. Ama muhafazakar kesime hakikaten zulmedildi. Yani daha fazla değil 20 sene önce 28 Şubat'ta 28 şubat, evet. biz bunu yaşadık. Evet. Hakikaten zulmedildi. Binlerce, on binlerce insan bu memlekette okuyamadı. Evet. Yurt dışına gitti. Şimdi biz bunları görünce e, hakikaten bunlarla bizim muhatapat, muhataplarımızın helalleşme arzusunu duymaları bizi ziyadesiyle beni memnun ediyor. Ha, aynı benzer bir şey ben yapmış mıyım? Yapmışsam benim de helalleşmem gerekir. Ama ben bunu bu şekilde mütalaa etme yerine ya toplumda temel ilkeler ve prensipler var. Batı bile Göstermelik de olsa, bunu söylüyorum çünkü göstermelik her zaman göstermelik değil. Bazen samimi oluyor bu. Bu mefhumların öne çıkması icap eder. Ben bunu anlatmıştım. Yani bazı büyük gelçiler geçmişte benden bir yemek yiyelim dedilerdi. Ben de peki dedim. İşte bazı bizim kısaslarımız var. Onlara uyarsanız diye. Onlara gidince Erbakan hocamızın daha önceden NATO, Londra'da NATO büyükelçileri, eski komutanları vesaire onlara yaptığı bir konuşmadaki kullandığı ifadeleri kullandı. Sizinle bizim aramızdaki sıkıntı şu. Bir, siz sömürüyü bir hak olarak görüyorsunuz. Biz buna rıza göstermemiz mümkün değil ve siz dünyayı sömürdünüz bugüne kadar. Hala da vazgeçmiyor. İki, sizde bir tekebbür var. Anlayışı var. Biz biliriz. Bizden başka kimse, var. hele de siyahiler kimmiş? Kafaları gelişmemiş. Üçüncüsü, siz hep çifte standart uyguladınız. Yerine göre bu değişti. Ama biz Amerika'da bundan 50-60 sene önce beyazların siyahlarla aynı lokantada yemek yemediğini, aynı otelde kalamadığını, aynı otobüse binemediğini, aynı okula çocuklarını gönderemediğini biliyoruz. Bu bir vakıa. Ben şimdi bunu söylüyorum. Geçmişte kaldı. Ne geçmiş ya? 60 sene önce. Ben yaşadım o dönemi. E bir de Maalesef Batılılar hep demokrasiden, fikir hürriyetinden bahsederler. Ama dikkat edin dünyada sadece diktatörleri destekler. Niye Sisi'yi destekliyorlar? Niye Sisi'nin yaptığı zulmü görmüyorlar? deriye giderseniz gidin. Her zaman diktatörleri desteklerler. Çünkü diktatörler vasıtasıyla emellerine ulaşırlar. Ben bunu hikaye diye söylemiyorum. Gık çıkmadı. Kimse de itiraz etmedi. Sadece Avrupa Birliği'nden gelen büyük ölçü, O dedik ya, siz bunları bir de bizim büyük elçileri toplasa, anlatır mısınız diye dedim daha. Memnun olmuş yani tabii etmiş. vicdanlı bir adammış. Sadece o değil. Bakın o toplantıya gelen bütün büyük elçiler Türkiye'den ayrılırken veda etmek için geldiler. Onların yerine gelen büyük elçiler de gelip biz Türkiye'de göreve başladık dediler. Bu önemli bir şey. Demek ki etki ediyor. Çünkü ben onları rencide etmek için söylemedim. Bir vakayı dile getirdim. Şimdi bizim şu anda dünyada da memleketimizde de temel kriterler var. Bakın biz bunu söyleyince bu sadece bir siyaset yapıyor değil. Hepimiz ne arzu ediyoruz? Memleketimizde dünyada huzur olsun barış olsun. Huzur ve barış insanların inançlarına imkan vermekle illa de saygı göstermek demez. Ama onlar kendi inançlarını terennüm etmeye ve yaşama ya hak sahibidir. Neyle sağlanır? Adaletle sağlanır. Bu üçü peş peşe gelir. Bu olmadan olmaz. Bu neyle tamamlanır? Aslında bu da güzel ahlakla tanımlanır. Peygamber Efendimiz yani ben atıfta her zaman bulunuyorum. Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim buyuruyor. Bu çok önemli bir şey. Güzel ahlakı tamamlamak üzere. Ahlak olmadan olmaz. Hatta bir hadis-i şerifte İslam güzel ahlaktır. Tabii. Aynen böyle. İslam güzel, güzel ahlaktır. Güzel Tabii. Yani bakın bu söylediğimiz bizim inancımızın temeli. Ha, devlet yönetimine gelince de bizim devlet yönetimi için üç tane şartımız var arkadaş. Bir, Türkiye'deki, dünyadaki problemleri çözmek istiyorsanız işi eline vereceksiniz. Siz ehil olmayan bir doktora hastanızı götürürseniz o hasta ölür. Arabanızı ehil olmayan bir ustaya teslim ederseniz o araba çalışmaz, tamir olmaz. Evet. İki, devlet yöneticileri şeffaf olmak mecburiyetinde. İki. Üçüncüsü de hesap görmeleri. Bunlar olmadan bir ülkede barış ve huzur olmaz. Ha diğer ekonomiydi, eğitimdi, sağlıklı, dış politikaydı. Onlar bundan sonra geldi. Bu dediğim temel prensipler uygulanmadan olmaz. Şu anda devletin en önemli meselesi şeffaf değil ki. Hesap soramıyor kimse. Hesap soran insan kimse hakaretle, kimis bilmem neyle suçlanıyor. Bu sefer hesap sorduğu için ondan hesap soruyorlar, ceza görüyor. Şimdi bir izleyicimiz şunu soruyor Taha Bey. Diyor ki, e, siz e, hani bu öz, şey e, laik seküler kesimle e, helalleşme konusuna cevap verdiniz. Bir e, yolcu isimli bir izleyicimiz diyor ki dindar kesim çok büyük özeleştiri yapması gerekiyor kendi içinde. En çok din zarar gördü. Telafi edilmeyecek e, şeyler yaşandı 19 yılda diyor. Buna Buna ben katılır yani mısınız? Şöyle diyelim. Üzülerek katılırım. Yani burada dünyanın her tarafından gelen arkadaşlara da benzer şeyleri söylüyorum. Bugün İslam aleminde bir kişinin başı sıkıntıya girse soluğu batıda alıyor. Başta bir Müslüman ülkeye gitmiyor. Evet. Orada demokrasi, orada insan hakları, orada hukuk var diye gidiyor. Maalesef bizim kendi ülkelerimizde hukuk üstün değil. Hukukun üstün olmadığı yerde İslami bir idare var demek sadece laftan ibaret. Tamamen laftan ibaret. Taliban hakimiyeti laftan ibaret. Kim olursa olsun. Suud hakimiyeti laftan, ibaret. Evet. Lafla somutlaştırdığınız zaman adamlarla kavgaya gireriz. Ben bunu somutlaştırdım. <laughs> Ancak olmadan olmaz. Yani Temel prensipler adalet o adalet mülkün temeli. Adalet olmadan bir yerde siz ben burada inandığım gibi bir yönetim kuruyorum diyebilir misin? Diyemezsiniz ya. Şimdi Müslümanlar çok kendi kendini aldatıyor. Biz kendi kendimizi aldatıyoruz. Niye yeryüzünde kendini en çok aldatanlar Müslümanlar? İşte bir zaman bu böyle Uzak değilmiş. Doğu, değilmiş. Uzak Doğu ayağa kalktı. Şöyle, uzak doğuda demokrasi var, 35 bin dolar milli gelir var. Güney bu, Kore örneğinden bahsediyor. geçmişte böyle değilmiş ama yanlış üstüne yanlışlar yapılmış. Biz e, kopmuşuz. Yani maalesef inancımızı tamamen bazı ibadetlere ve geleneklere hapsetmişiz. Halbuki? Halbuki Bizim toplumda barışın olabilmesi için temel ilkeler var. Adalet bunun temeli dedik ama arkasından hoşgörü var. Arkasından yardımlaşma var. Komşusunun derdiyle dertlenme var. Liyakat bu gene bizim inancımızın içindedir. Fikir, düşünce bakın. Herkes zanneder ki e, Batı bunu böyle işliyor. Maalesef Müslümanların tavrı da bundan dolayı ya İslam ülkelerinde fikir ve düşünce hürriyeti olmaz. Olur mu? Cenab-ı Hakk'a isyan edecek adam ben de ona rıza göstereceğim. Ya Cenab-ı Hak kendi Kur'an-ı Kerim'de diyor ki dinde zorlama yok. La ikraha fid din. Dinde zorlama yok. Bu o kadar önemli bir hüküm ki başka batı aleminin hiçbirisi de yok. Müslümanlar gayrimüslimlere kendi ülkelerinde inançlarına göre yaşama hakkını vermiş. Bugün de e, Müslümanların e... Kavgası maalesef birbirleriyle gayrimüslimlerle değil. E tabii, tabii maalesef feci bir şey. Afganistan'daki şey... gidiyor camiyi bombalıyor öteki mezhepten diye namaz kılan Mümin'i öldürüyor. Tabii ama şimdi biz bunları bunları sadece gündeme getirerek de meselelerimizi çözemeyiz. Şimdi biz Hanım'ın kendimiz... sorduğu soruda bir çok önemli bir boyut vardı. E, Türkiye'de son zamanlarda e, ahlaksız dindarlık kavramı çok dindar. Onu öyle demeyelim de yani yani ben şöyle, anladım dediğinizi. Yani e, işte deizmin yayılması, evet, dini evet. değerlerin içinin yani. boşalması, siz biraz önce dediğiniz ki Alaktan dini sadece ibadet yani. olarak ibadet evet, olarak yani algıla. Bunu, bunu bunu bu Müslümanlıksa doğru, demin nokta 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 ifadeleri bıraktım. Doğru. Bunu açık bıraktım, cevaplandırmadım. Bu çok önemli bir husus. Yani ben buna itiraz edenler oldu. Benim bu çıkışımı sanki İslam'a karşı bir tavır sergile, sergiliyormuşum gibi algılayanlar oldu. Ben genel başkanlık bana ver, görev olarak tevdi edildikten sonra dedim ki bir noktada ben İslamcı değilim, Müslümanım dedim. Ama bunu da açıklama ihtiyacını duydum. Çünkü herkes ya ne demek İslamcı değilsin? Çünkü bana birçok hoca efendi soruyor. Ne demek ya? Niye sen İslam? İslamcı demek İslam'a atim kılmak için yapılan bir çalışmayı yapan adam demek. Yok ya İslamcılığın iki manası var. Bir, İslam'ı ihya etmek için çalışmak bu İslamcılık olur. Bir de İslam'ı kullanarak kendi menfaatlerini geliştirmek var. Bu da sahtekarlık olur. İkisi de İslamcıdır. İslam'ı kullanarak bir şey yapmak ister. Ama Müslüman dediğiniz zaman Müslüman yalan söyleyemez. Müslüman başkasının hakkına geçemez. Müslüman adaletsizlik yapamaz. Müslüman haram işleyemez, yalan söyleyemez, iftirada bulunamaz. Kul hakkı, hakkı yiyemez. Onun için şimdi buraya geldiği zaman zaten benim orada söylemek istediğim de işte bu. Bugün maalesef yani ben torunlarım ıı, İmam Hatip'te okudular, okuyorlar. Bir kısmı bıraktı. Niye bıraktı? E çünkü gördükleri manzarayla söylenenler birbiriyle uyuşmuyor da ondan dolayı. Yani çocuklar Allah muhafaza etsin bunu tabi sanki yaygınmış gibi söylemek doğru değil ama bir yerde uygulama farklı, söylem farklıysa siz adaletten bahseder, zulmederseniz insanlara o insan bu İslam'ın gereği mi? Allah muhafaza o zaman ben Müslüman değilim diyor. Sıkıntı burada. Bunun farkında değiller. Sıkıntı burada. Evet. evet. Sıkıntı Esas burada. sıkıntı burada şu anda. Onun için bizim eğer memleketimizde ben bundan dolayı bir takım konuları belki biraz daha farklı yaklaşıyorum yani helalleşme konusu gibi konularda haksızlık yaptıysak Müslüman da olsanız helalleşmek mecburiyetindesiniz kime karşı o haksızlığı yaptıysam ama bir Müslüman başka bir kişiye gayrimüslim olduğu için veya kendisi gibi inanmadığı için veya başka bir yerde ticarette şurada fırsatı gelmiş vurdum tepesine diyerek bir menfaat sağladığınız için bir iş yaptıysanız helalleşmek mecburiyetindesiniz. Yapamazsınız ki bunu. Bu inancımıza da ters düşer. Onun için ilkeler en önemli konudur. Biz siyasette demin söylediğim ilkeler bazında siyaset yapıyoruz. Bu ilkelerden vazgeç arkadaş. Dünyayı bize verseniz biz bu ilkelerden vazgeçmeyiz. Sadece Türkiye için demiyor. Evet. Gel dünyada bir yeni krallık kurduk. gel bunun başına geç deseler, ben burada hiçbir zaman onların seviyesinde olduğumu da iddia etmem. Ama İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin kendisini başkadı tayin etmek isteyen halifeye karşı söylediği söz, ben senin benden istediğin fetvaları veremem. Bunun için de bu makamı kabul etmem. Başına ne geldi? Böyle ha, hapse atıldı, için. dayak yedi, tabii, tabii. eziyet gördüğü iş ha işte İmam Ebu Hanife Hazretleri benim söylediğimi yapan bir insan. Ben hasbelkader Hanefiyim. Şafiilere de İmam Şafi Hazretlerine karşı da İmam Hanbel'e de karşı bir şeyim yok benim. Ama onun bu tavrı örnek bir tavır. Evet. Böyle olması hikayede. Şimdi efendim evet. bu yara ne kadar konuşulsa yeridir. Yine güncele dönersek ben bir şeyi netleştirmenizi istiyorum. Partimizin sizin genel başkan olarak lider olarak sizin seçimlere alanca ittifak içinde girme konusunda bir kararınız var mı yok mu? Ben bu sözlerinizi millet ittifakıyla seçimlere gireceğim. Yalnız ben bunu bakın. Çünkü... Bizim siz daha önce Millet İttifakı ile beraberdiniz. Son zamanlarda sanki mesafe koyuyormuşsunuz gibi bir iklim oluştu. Hiç geçmişte yaptığımızdan bugün farklı bir şey yapmıyor. Yani Millet İttifakı içindesiniz. Ya ben öyle, bak tekrar siz benim ağzıma söz koymayın. Ben dedim ki seçime kadar biz ittifakların şu anda belirlenmesinin doğru olmadığı kanaatindeyiz. Ha, seçim olmadığı için şu anda ittifak tabii, dışındasınız. Seçim İttifak dışındayız demeyi de doğru bulmuyorum. Yani şu anda ittifak meselesi değil. Bugün ittifak geçmişte ittifak yapan, bugün de ittifakta olabilecek olan partilerden bir araya gelip ya biz meclise yarın girdiğimiz zaman hangi anayasal değişiklikleri yapmamız gerekir konusunda bir çalışma var. Bu çalışmanın için yapıyorsunuz AK çalışma, Tabii öyle. bu çalışmanın içine MHP'de giren isterse AK Parti de gelir. Gelin beraberce bunu mütalaa edelim. Ha onlar gelmiyor. Ha onlar gelmiyorsa biz kendimiz yaparız o zaman. Çünkü mecliste bulunan ve bu değişikliği arzu eden partiler bir araya gelir. Ha Yarın seçime giderken de bunların birbiriyle ittifak sağlaması daha kolaydır. Çünkü bir taban oluşturulmuş, fikri bir taban oluşturulmuş olur. E ben bugünden zaten bu değişikliğe razı değilim diyenlerle de ne yapacaksınız? Bir araya nasıl geleceksiniz ki? Gelemezsiniz. Yani Cumhur İttifakı ile bir araya gelemeyiz çıkıyor <laughs> i̇şte ben Şimdi siz siyaset yapıyorsun, Ben de siyaset, gazeteci olarak ben, somutlaştırmak siz, istiyorum. Siz <laughs> somutlaştırmak istiyorsunuz da ben de diyorum ki yani her zaman herkesin izlediği bir politika vardır. Ben, bizim politikalarımız ilkeler bazındadır. Biz bu ilkeler bazında yarın da bu politikalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Bu anayasanın mutlaka değişmesi gerektiğine Bugünkü sistemin mutlaka değişmesi gerektiğine inanıyor. Böyle gitmez. Yani bu adeta bir otoriter rejimin demokratikleştirilmesi gibi. Böyle demokrasi olmaz. Böyle fikir düşünce hürriyeti olmaz, böyle bir sistem olmaz. Bir kişi karar verecek. Adalet mekanizması dahil herkes buna uyacak. İşte Sayın Bahçeli bile itiraz etmiş olmaz ya bu da miş ya evet o çıkıyor olmaz ya tabii, bu kadar da bu, bu kadar hatta adına bile itiraz ediyor kurumsallaşmış başkanlık tabii, sistemi diyor tabii cumhurbaşkanlığı sistemini bırak demiyor tabii onun için burada mutlaka bir değişikliğe ihtiyaç var ben tekrar söylüyorum İlkeler bazında politika yapmak bizi birbirimize yaklaştırır bu ilkeler bazında eğer biz söylediğimiz ilkelerin benim demiş size saydıklarımın hangisine hangi partinin yok demesi mümkün AK Parti bile yok niyemez ki bunlara. Ama uygulama öyle değil ki. Yani siz evet ben adalet istiyorum diyeceksiniz. Sonra adaletin bir şey ne bilmem dibine şey dökeceksiniz. Kezap dökeceksiniz. Böyle bir mantık olur mu? Olmaz. İş ehline vereceksiniz diyeceksiniz. E ondan sonra iş ehline değil yakınınıza verecek problemi çözemezsiniz. Güzel ahlak diyeceksiniz. Komşunuzun derdiyle dertlenmeyeceksiniz. Olmaz. Yani şu anda bizim bu ilkeleri gündeme getirir isek yani aklı başında herkes şahsi bir menfaat gütmeye ihtirası olmaya, herkes bu söylediğimiz prensiplerin hiçbirisine yok ben buna iştirak etmiyorum diyemez Yemez. diyemez teviller etmeye kalkar zaten yaşıyor diye kalkar ama diyemez evet. karşı çıkamaz peki şimdi e, ilkeler üzerinden ve seçim zamanı geldiğinde bunlar daha net bir şekilde Tabii. konuşulur dediniz ben e, yeniden Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan görüşmenize dönmek istiyorum e, şimdi çeşitli adımlar atılıyor e, işte gündeme geldi mi bilmiyorum mesela faiz indirimi merkez bankasının evet. Bu, bu aranızda konuşuldu Yok, mu? Yok. Hiç o detaya Faiz girmedik. Mi? Tamam. Ee, işte asgari ücretlerde düzelmeler var. Ee, bir böyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bir erken seçim havası hiç hissetmedim. hissetmediniz. Hiç hissetmedim. Hiç hissetmedim. Yani 2023 gibi gözüküyor. Yok. Benim kanaatim yani onda böyle bir şey hissetmemek 2023'e kalacak manasına gelmiyor. Yani benim kanaatim ıı, Yapılacak seçim kanunundaki değişikliklerin neticesinde bir sene sonra seçim olabilir. Seçim atmosferine o zaman girer. Bu seçim, bu değişiklikler bu ay içinde mi olur yoksa Aralık içinde mi? Ondan dolayı 2002'nin sonu, 2003'ün başı. Hı hı. Seçim, seçim kanunu Ocak olursa 2022'de olursa ilk, 2020, Ocak 23'te evet tabii, öyle olacak Bir sene sonra çünkü onun yürürlüğe girmesini isteyecekler. Ben o noktada Tayyip Bey'i kararlı gördüm. Kendisi Hangi noktada? Bu seçim, seçim? konusunda da Hı. yani böyle erken seçim diye bir düşüncesinin Yok. olduğu kanaatinde değilim. ama kendisi kendi bildiği noktalarda halkı etkileyebilmek için her yola başvuracak. Ha, bu ne kadar kabul görür o ayrı bir iş. Çünkü insanlar yaşadıklarını ne göre karar veriyorlar. Söylenene göre değil. Eğer rahat yaşıyorlarsa söylenen onlara cazip gelirse ha hayatım biraz daha iyileşir diye bir kanaate sahip olabilir. Ama 10 senedir eğer sıkıntı çekiyorsa Bundan sonra yapılacak vaatler onlar üzerine müsbet bir kanaat doğurmaz. Öldüm diyor adam. Siz diyorsunuz ki yok yok. Dünden iyisin. Ha iyi iyisin. iyisin. i̇yisin. Canlı sıkma. Canlı... E, o da diyor ki ya ben <laughs> ölüyorum artık diyor. Bu noktaya gelmiş. Bundan dolayı yani baştan da söyledim, demin de söylemiştim. Bakın taban fiyatı konusunda eğer siz dövizi dikkate alarak eğer o bir ihraç ürünüyse bugün sattığınız döviz bazındaki fiyattan daha az bir fiyatı fındıkçıya verirseniz bu adil olmaz. Çok açık ve bundan da onlar tatmin olmuş gibi gözükseler bile işlerinde bir ruhte kalır. İkincisi siz toplumda çalışanlara belli bir ücret artışı sağlayacaksınız ve bu enflasyonun altında kalacak. Yok. Artık kimsenin tahammülü kalmadı. Siz mutlaka ve mutlaka ne yapar? bu devlet battı deseler bu batan batma sadece garibanın omuzlarında mı olacak? Efendim ben bunları bir lira daha fazla verirsem bu ülke batar. Batsın. Öbür tarafta adam deveyi hamutuyla yutuyor ya. Ayrıca da niye ülkeyi bu hale getirdin? Tabii o da var. Ama burada ne olursa olsun bu ekonomik olarak da ben bunu bir gereksinim olarak da görüyorum. Gerek işçilerle yapılan toplu sözleşmelerde, gerekse memurla yapılan toplu sözleşmelerde mutlaka zam enflasyonun üzerindeyse zamdır. Yoksa zam değildir. Yani bir yerde enflasyon %40, dediniz ki ben %39 verdim. Yok arkadaş siz 39'dan vermediniz. Onu sadece bir fakirleşmesine razı ettiniz. O kadar. Bir problem daha var. Enflasyon deyince piyasayı mı dikkat alıyorsunuz? Mi? Tabii o, o, o aynı bir şey tabii tabii yani o da çok önemli çünkü TÜİK, rakamları i, iktidarın hoşuna gidecek tarzda tanzim ediyor öyle tanzim edince de rakamlar enflasyon aslında yaşadığımızın bazen yüzde elli bazen de yüzde yüz altında geliyor yani şu anda enflasyonun yüzde on dokuz olma ihtimali bunu nasıl buluyorlar bilmiyorum ama Rakamlara da dans ettirmek bazı ekonomistlerin bayağı becerdikleri bir konu. Onu beceriyorlar. Şu anda enflasyonun yüzde yirmi seviyesinde olduğunu söylemek, iddia etmek tamam, mümkün değil. Ama dediğim gibi e, Sayın Cumhurbaşkanı bunu daha iyiyiz diyor. Böyle kabul. Hele de inanıyorsa ikna edebilmek için de inandırıcı şekilde konuşuyor. Yani iyisiniz, iyisiniz diyor. Hiç de merak etmeyin. Halk da öyle inanıyorsa yapacak bir şey yok. Siz bunu sordunuz mu? Peki enflasyon, dolar aldı başını gidiyor, Tabii, Türk lirası değer kaybediyor. Bunu nasıl açıklıyorsunuz? Yok, diye. Aç nasıl açıklar açıklıyorsunuz diye sormadım. Sadece bunun etkilerini söyledim. Ben yani böyle do dolar bu şekilde gittiği takdirde sizin enflasyonda artar. Sizin de vereceğiniz zamlar bunu dikkate almazsanız zam olmaz. Buna zam denmez. Ücret artışı denmez. Bundan dolayı tekraren söylüyoruz. Ne pahasına olursa olsun. Bakın bu öyle bir şeydir ki siz bir insana demin ne dedik? Hakkaniyeti gözetmek eder. Helalleşmek icap eder. Helalleşmeyi bu devlet garip kurabayla yapmak mecburiyetinde. Çünkü bütün yük garibanın sırtına yüklenmiş bugüne kadar. Bütün yük devlette en iyi maaş alan geçen gün doktorlar geldiler. En iyi maaş alan onlar. Yüzde işte bilmem biraz yeni başlayanlar altı bin, yedi bin lira, yedi bin beş yüz, bin lira, dokuz bin lira maaş alıyor. Ya bu maaşların en yüksek alan kesin bu. Kamuda çalışanların arasında. Bu maaş alanlardan bir tanesi bile yoksulluk sınırını yakalamış değil yoksulluk sınırını yakalamıştı. Yani bu ne demektir? Bunlar yoksul. Ha, 3 bin lira alanla 9 bin lira alan elbette aynı değil. Ama ya o aradaki bu farkı görmemek mümkün mü? Siz diyeceksiniz ki yoksulluk sınırı 10 bin lira. E, öbür tarafta sendika hesap edecek 10 bin lira değil, 12 bin 500 lira. Hadi 10 bini kabul ettik, 10 bin alan doktor yok. O zaman Nasıl olacaksa doktor gibi bu kadar sıkıntıya girenler, bunlar fazla mesaili şunlar bunlar dahi. Hele pandemi döneminde. Pandemi mi? döneminde ya, 36 saat çalışmak ne demek? Onun için bunu gözetmeden olmaz. Bu bizim ahdimiz. Şu anda Allah nasip eder de bir gün bizim de dahil olacağımız bir koalisyon inşallah bizim de yetkili olacağımız. Hiç tereddüt etmiyorum. Her sene en az yüzde yedi enflasyonun üstünde. Yani enflasyon yüzde kırk mı? o zaman yüzde 47. Enflasyon yüzde 10 mu? O zaman yüzde 17 maaş artışını yapacaksınız. Hem işçiye hem sendika. 10 artış yapın reel. 7 sene sonra aldı bugün aldığı maaşın iki misli olur. Tam hesap öyledir. 10 zam yaptığınız eğer AK Parti yüzde 7 zam yapmış o 7'yi bıraktık 5 yapmış olsaydı bugün yoksulluk sınırına yaklaşırdı yüzde beş reel zam yapmış olsaydı. işe başladıkları tarihten itibaren. Reel zam diyorsunuz. Reel zam tabii. Enflasyon, arttı, artı. Enflasyon artı. E bunu sendikalar bile dile getirmekten korkuyor. Getiremiyorlar. Şartları görüyorlar. hep bahane ne? Ya efendim işte yok, para yok. E ama da başka yerlere siz parayı öderken hesap yap bile etmiyorsunuz ya. Şu anda sosyal yatırım olarak gözüken yatırımların tamamı israftır. Ben öyle görüyorum. Sizin insanınız açsa, siz onun karnını doyuracak yatırımları, üretime dönük yatırımları yapmazsanız yaptığınız iş israftır. Adına siz ne derseniz değil. Şu anda Türkiye maalesef bunlarla uğraşıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelim. Siz Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı tarifi için çok makul, çok doğru dediniz. Yani böyle herkesi birleştirecek bir no, şöyle ben Sayın Akşener bir açıklama yaptı. Ben dedi Cumhurbaşkanlığına aday değilim. Başbakan. Başbakanlık. Başbakanlık ileride olacak bir konu ama ben Cumhurbaşkanlığına adayım değilim diyerek bir gerginliği Ortadan kaldırdı bir Ve kısmı. Ve dedi ki Millet İttifakının önünde de herhangi bir engel teşkil etmeyeceğim evet. dedi. İkincisi, ikincisi de Sayın Kılıçdaroğlu yani şu anda belli bir kesim ısrarla Sayın Cumhur Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesini bekliyor. Evet. O da dedi ki bu Millet İttifakının bir araya gelerek verdiği bir evet. kararla olur. Evet. Bu da en mükemmel şekilde ortaya bir fikrin konmasıdır. Kavgayı bitiriyor. Şu anda Kılıçdaroğlu mu olsun başkası mı olsun, İmamoğlu mu olsun ya şu anda bunu konuşmanın kime ne faydası var? Hiç kimseye faydası yok. Cumhur İttifakı neden ısrarla Millet İttifakı'nı adaya çıkmaya zorluyor? E çünkü kavga kolay olacak onun için şahıs üzerinde. Peki Kemal Kılıçdaroğlu'nu neden aday olarak istiyorlar? Ha şimdi bütün yani Cumhur İttifakı'nın stratejisi sadece ve sadece Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi. Diğerleriyle yarın bir ittifak kurulabilir, yumuşatılabilir, vatandaşlar caydırılabilir. Hep bunlar düşünülüyor. Onun için bir kişi var ve bir parti var. Cumhuriyet Halk Partisi ve Kılıçdaroğlu. Ben bugüne kadar Kılıçdaroğlu'nun takip ettiği politikayı onun için takdir ediyorum. Yani. Bu konularda gayet makul davrandı. Her zaman için. E bu her politikacının yapabileceği, başarabileceği bir iş değil. E bu sizin aranızdaki iletişimi de kolaylaştırıyor. E elbette, elbette ya bu o kadar önemli bir iş tabii, ki. Tabii. tabii, Yani bu konuda tabii bizim milletimizin bu değişiklikleri görmesi lazım. Şu işlenmeye çalışıyor. Bunlar iflah olmaz. Bugün böyle derler, yarın başka türlü yaparlar. Ama Kılıçdaroğlu'nun bu politikaları, bir günlük politika değil ki. 5-6 senedir adım, adım, adım politikalarında bu değişiklikleri yaptı. En son söylenen söz, kanaatime göre hakikaten en doğrusu. Yani biz yapmış olduğumuz yanlışlıklardan dolayı herleşmeliyiz. Evet, evet. <laughs> Medeniye çok, çok o, samimi, çok, işten... çok önemli bir şey. Evet. Yani bir insan buna karşı cevap vermezse hakikaten vebaya girer. Olur mu öyle şey ya? Birisi diyor ki ya hakkımı helal et, ha, et. Yanlış yapmışız diyor. Ben bunu sen beni kandırmaya çalış. Yok işte. o Orada her şey durur. Bu doğru bir yaklaşım olmaz. Temel Bey ilke soracağım. E, muhalefet ortak bir aday etrafında birleşerek mi Cumhurbaşkanlığı seçiminde gitmeli. Herkes kendi adayını çıkarsın, ikinci turda bakarız mı? Yani burada bir ittifak sağlanması işi kolaylaştırır. Yani hani ortak aday. Tabi bir ittifak sağlanması işi kolaylaştırır. Eğer ittifak sağlanmazsa başka şeyler devreye girebilir. O da sıkıntı doğurabilir. Onun için burada. Bugünkü başkanlık sistemini değiştirmek isteyen partilerin mutlaka yani en doğrusu bir araya gelip bir aday üzerinde ittifak etmelidir. Tabii burada bazen işte efendim cumhurbaşkanı yardımcıları şöyle olsun, bakanlar bunların hepsi detay. Ben onun detay. için diyorum ki iş bir tanesine bunların şu anda konuşmaya gerek yok. Çünkü bugünkü sistem öyle bir sistem ki bunun düzelme ihtimali var, felaket olma ihtimali var. Niye? Siz bugünkü anayasaya <laughs> ve kanunlara göre bir cumhurbaşkanı seçeceksiniz. Rahatlıkla bir cumhurbaşkanı seçildikten sonra hayal razı olsun, teşekkür ederiz. Bundan sonra beraberce çalışırız. Hele bir 4-5 sene geçsin. Sonuna doğru sizin dediklerinizi yaparım derse kimse bir şey yapamaz. Peki siz şimdi <laughs> bir aday üzerinde, işte hani Millet İttifakı tek bir aday üzerinde olursa, olursa daha bu daha kolaylaştırır gibi e, görüyorum dediniz. 2018 seçim sürecinde siz çok cumhurbaşkanlığı adayı konusunda çok aktif böyle bir rol oynamıştınız. Çok oynamaya böyle... çalışmıştık ama evet. tutturamadık. Olmadı. Sayın Abdullah Gül o Yani Ben evet. o zaman şimdi tabii burada beni tenkit edenler de oldu. Ya Abdullah Gül işte zaten ilk ayrılanlardan. Şu anda ben o zaman da açıklamıştım. Ben Sayın Abdullah Gül'ün şahsiyetine güveniyorum. Geçmişte yanlış yaptı, aynı kanaatleri gütmedik, bunların hepsi doğru. Ama bugün eğer bu konuda bir ittifak sağlanırsa ben Abdullah Gül'ün sözünde duracağına, o verdiği sözü de yerine getirmek için eline gelen bütün gayreti göstereceğine inanıyorum. Onu söyledim. O kadar. Yoksa dış politikada farklı kanaatlerimiz olabilir, Ekonomide farklı kadar. Elbette olacak. Tabii tabii. Elbette olacak. Tabii. Yo ben yani olacak dediğim şu. Ben onunla aynı kanaatte de olmayabilirim. Tabii. Ha buna rağmen bu bir ara dönem olacak. O ara dönemde böyle bir insan olursa seçilme şansı var. Bir defa seçilme şansı olmayan bir arkadaşı birkaç kişi çıkar. Tabii olmayınca o zaman ben de adayım, öbürler de adayız dediler. Neticede e, Tayyip Erdoğan'ın önü açılmış oldu. Ortaya bir şey konulamadı. Peki bu süreçte de Türkiye seçim satım haline girdiğinde yine benzer bir rol üstlenir misiniz? Yani Üstlenecek sanki misiniz? şöyle yani, yani benim kadar için diye bu, bu, konuyu her seferinde böyle bir şey benim üstlenmem söz konusu olmayabilir de yalnız geçmişten alınan tecrübe, yaşanan tecrübe bu sefer Burada daha makul bir yolun izlenmesini sağlar. Diye ne demek daha makul? Yani demin söylediğim ittifak sağlama. Yani ilk seçimde seçilebilecek bir kişinin üzerinde ittifak sağlama. Meral Hanım'ın söylediği. Şimdi o ittifakın oluşabilmesi için bir takım isimlerin ortaya atılması ve üzerine Tabii. müzakere edilmesi lazım. Evet. Evet. Ama o zamanı gelince diyorum zamanı ben gelince. şimdi bu müzakerelerin yapılması fayda sağlamaz. Evet. Şimdi sağlamaz. Ama seçime yakın bu konular ister istemez herkesin zihninde birçok isim ortaya çıkar. Bu isimler ortada görüşülür. Ona göre bir karar verilir. O karar verildikten sonra da ona uymak gerekir. yani Peki ittifak tek aday bulma konusunda zorlanır mı? Zorlanabilir de. Yani Öyle bu, mi? Tabii tab bu şöyle. Burada ım, da bulunacak olan siyasi partilerin kadrolarının ister istemez görüşleri önemli. Yani bir takım ön yargılarla hareket edilirse bu ittifakı sağlamak zorlaşır. Ama eğer gerçekleri dikkate alarak bir değerlendirme yapılırsa, yapılabilirse o zaman makul isimler ortaya çıkar. Ben yani bu makul isimlerin ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. Tabii az bir zaman değil, bir buçuk sene gibi bir zaman var. Biz bunun bir buçuk sene değil, bir buçuk seneden biraz daha kısa olacağını düşünüyoruz. Ama bir sene, bir seneyi geçecek belki. Bu şartlar altında ben Türkiye'nin daha farklı bir evreye dönüşeceğini burada herkesin Türkiye'deki huzurun tesisi için azami gayret göstermesi gerektiğine inanıyorum. En büyük görevi iktidara düşüyor. Eğer iktidar bu konuda e, en ufacık bir gevşeklik göstersin, Allah saklasın Türkiye hiç kimsenin istemediği bir badirenin içine sürüklenebilir. Allah, Allah saklasın. Burada özellikle güvenlik güçleri en büyük mesuliyeti taşıyor. Adalet mekanizması, çok bir büyük bir sorumluluğun altında ee, tabii bunların tepesinde de Sayın Cumhurbaşkanı var. Bu sorumluluğu idrak ederlerse bu işin ben üstesinden gelinebileceğini düşünüyorum. Şu İnşallah. Son sorunuz var yok, mı? Hayır tarih. yok. Peki ben çok teşekkür ediyorum. Temel Bey davetimizi kabul edip Geldiniz. E, siyaset öyle görünüyor ki her geçen gün daha da ısınacak gibi. Herhân, evet. evet. E, siz şehirlere ya da saha sahaya çıkıyor musunuz? Şöyle, ben e, mümkün olduğu kadar bizim il kongrelerimize katılıyorum. Hı. O tabii aynı zamanda vatandaşla bir hı hı. kucaklaşma imkanı da sağlıyor. Pandemi sebebiyle bizim kongrelerimizde bayağı bir gecikme olmuştu şu anda. 50 ilimizin kongreleri yapıldı, tamamlandı. 30 civarında ilimizin de kongreleri 3-4 ay içinde evet. tamamlanacak. Böylece bir seçime kadar önümüz açık olacak. Bizim ayrıca her e, ay il bazında e, toplantılarımız var bizim. Bu toplantılara biz çok önem atfediyoruz. Divan toplantıları diye. Evet. Bir kısmına genişletilmiş diyoruz. O biraz daha delegelere vesairelere kadar da iniyor. Yerine göre 300-500 bin kişiyi bulabiliyor. Bu toplantıları yapıyoruz. İlçeler bazında da bu toplantılar yapılıyor ve bizim işte başkanlık divanı üyelerimiz her hafta sonu bir iki ile ve bu kongrelere katılıyor. Ben de işte yarın İstanbul'da, yarın ve öbürsü gün iki ilçemizin büyük ilçemizin kongresine katılacağım. Ee, şeyleri de bir bas sağlığı için Bayraktarlara da gideceğim Özdemir Bey. Selçuk Bayraktar. Evet. evet. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Evet. Yani, yani teknolojide Türkiye'ye çok tabii hizmet etti. Ben değil. yani e, evet. 40 yıldır tanıdığım, çok sevdiğim ayrıca görüştüğüm bir kardeşimizdi. Biz geçmişte geldiğimizde onların hem de balık yerdik. Sahilde, sarı yerde. Tam denizin kenarında bir evleri var. O bölgede defnedilmiş herhalde. Onlara hem baş sağlığına gideceğim hem de tesislerini de bir görmek istiyordum. Teknofest fuarına zaten gittim. Onlar kardeşler olarak muazzam bir potansiyele sahipler ve cidden çok büyük adımlar atmışlar. Büyük adımlara vesile olacak çalışmaların içine girmişler. Ondan dolayı tebrik etmek lazım. Tabi onları da hem teşvik etmeye hem de o atmosferde ortaya çıkacak fikirleri de değerlendirmeye ihtiyaç var. Bakın bunu geçen gün bir yerde de söyledim. Onlar bunu biraz daha ileriye götürdüler. Ha 1960'larda bir makale tercüme etmiştim. Ar ARGE'nin e, rolü, gücü diye. Orada şöyle bir kanaat vardı. Devletler ve şirketler. Devletler kendi milli gelirlerini şirketler cirolarının yüzde üçünden daha az ARGE'ye para ayırmazlarsa rekabet gücünü kaybederler. Ülkelerde çöker ekonomi. Türkiye'nin yani. 0.8-0.9 bazen 1. Evet. Yani bundan dolayı da biz milli gelirimizin en az yüzde üçü diyordum. Geçen gün işte bir mühendisler da vardı. Dediler ki o rakam buçuk buldu. Yani Dünyada. şimdi dünya yüzde 45 beş ne demek? Bizim tabii şu anda diyelim ki 1 trilyon dolara yaklaşıyoruz. Eğer biz bunu böyle dersek 550 milyar dolar buraya para ayırmamız icap eder. Bu küçük bir rakam değil. Bunu ayır, ayırabilir miyiz? Bu boşa giden bir para değildir. Yani bu müthiş bir kaynak ama bu nosyon olacak ki ayrılsın. Biz tarımda kanun çıkardı arkadaşlarımız. Çiftçiye en az işte yüzde birini vereceğiz milli gelirin dediler. Yarısının üstüne çıkamadılar hiçbir sene. Işte. Yarısının üstüne. Yani milli gelirin yüzde biri kadar çiftçiye destek olacağız. Bu kadar açık, net. Ama yarısını yakalamazsanız siz bunu yapamazsınız. Bizim ben ülkemizin önünün açık olduğuna inanıyorum samimi olarak. Bütün yanlışlıklara ve bazı yapılan hatalara rağmen kimse ümitsizliğe kapılmamalı. Ümitsizliğe kapılmak demek çalışmayı, gayret göstermeyi bırakmak manasına gelir. Halbuki şu anda Türkiye'yi normal bir seviyeye getirebilmek için hepimizin ciddi bir gayretin içine girmeye, çalışmaya, insanımızı uyarmaya ve uyandırmaya ihtiyacımız var. Ben işte siyasi çalışmalar dediğim zaman aslında boş oturmuş değiliz. Çünkü sivil e, toplum örgütlerinin büyük bir kesiminden hem bizim binamız hayırlı olsun diye gelenler var hem de kendi fikirlerini, düşüncelerini anlatmak için gelenler var. Geçen gün turizmciler gelmişti. Bunu da anlatayım da son olursun işte bayağı bir rapor hazırlamışlar turizmle ilgili. Dediler ki aslında bugünkü anladığımız manada toplu turizm faaliyetleri ilk defa 1850'lerde başladı. Bahre'de. Anlattılar. Dedim ki siz dünyayı bilmiyorsunuz. Kusura bakmayın. Bizde haç farizası 1400 sene önce başladı. Bundan daha büyük çapta toplu sizin turizm diye tarif ettiğiniz, bizim de ibadet diye gördüğümüz bir hareket dünyada yok. 1400 senedir. Bu ne demek? Şu anda 2-3 milyon insan belli bir dönem hacca gidiyor. Bir şehre gidiyor. Ziyarette bulunuyor. Arkasından başka bir şehre gidiyor. Arkasından gidiyor başka bir yere. Bilmem şeytan taşlamasıydı, şu suydu, bu suydu, kurban kesmesiydi. Arafat'a çıkıyor. Bütün bunların organizasyonu neyi Ya hakikaten hiç biz bunu böyle düşünmedik <laughs> Niye? Çünkü belli bir açıdan bakıyor. Bu en muazzam organizasyon. Onun için biz meselelerine nasıl yaklaşıyoruz? Neleri dikkate alıyoruz? Nelere itibar ediyoruz? Bunları bile bilmiyoruz. Şimdi demi söylediğimiz yani herkes bir bu Öz olarak yapmak mecburiyetindeyim. Müslüman ülkelerde başı sıkıntıya giren bir insan hemen batıya yöneliyor. Orada ben emniyette olurum diyor. Tanç vesilesi bu ya. Evet. Böyle şey olur mu? Sen aslında adaleti temelde bir numaralı mesele olarak gören inancımız, kendi inancımızın yaşandığı memleketimizden başka bir yere gidip oradan, adalet bekliyoruz. Temel evet, Bey siz İngiltere'de okudunuz. Evet. Öyle değil mi? Doğru. İngiltere'de okumasaydım da ülke adı zikretmeyeceğim şu İslam ülkesinde okusaydım diyor musun? Yani ben geçmişe dönük böyle bir... Ya geleceğe dönük. Çocuğunuzu Çocuğunuz şey... İngiltere'de <laughs> mi? İngiltere'de mi? Yoksa Orta Doğu'da bir <laughs> Şöyle de... yok tabii. Ben şöyle düşünürüm. Türkiye bugün 200 onun üst dünde üniversiteye sahip bu üniversiteler kurulacağı zaman benim aklıma şu geldiği, dedim ki eğer 100 tane yeni üniversite kuruluyorsa, bu 100 tane üniversitenin en az her birinin 500 tane doktora yapmış öğretim görevlisine ihtiyacı var. Muhakkak. En az. Ha. Her birinin. Her, her birinin. birinin. O halde hükümetin şu anda ne yapması lazım? 500 üniversite, 100 üniversite kurulmuş, 500 doktora öğrencisi çarpasan ne eder? 50 bin, 50, bin. Bin. 50 bin insan. O halde biz şimdiden başlayacağız. Her sene en az 10 bin öğrenciyi yurt dışına doktora için göndereceğiz. Nereye göndereceğiz? Her üniversiteye. Nereye? Nijerya'ya da göndereceğiz. Japonya'ya da göndereceğiz. Amerika'ya, Rusya'ya, Çin'e de, Kore'ye de. Bir defa bu giden öğrencilerin bir kısmı Batı'ya gidenler teknolojide vesairede daha donanımlı olarak dönerler. Murak. Ama öbür ülkelere gidenler de o ülkenin havasını koklamış olarak gelirler. Biz o ülkelerle nasıl münasebet kurarız? O lisanı öğrenecekler. O lisanla vesilesiyle oradan buraya insan gelmesini bizim üniversitelerde onların öğrencilerini... Kesinlikle. Biz Türkiye'de şu anda en az 2-3 milyon, 4 milyon yabancı ülkeyi okutacak bir potansiyele sahibiz. Ama benim dediğim o 50 bin doktora öğrencisi ne oldu? Yok ki. Evet. Ha bu dediğin kolay mı? Elbette buna 3-5 milyar lira para ayırmak icap eder. O kendiliğinden olmaz ama bu nosyonu düşünmeyen yüzün üniversiteyi düşünmemesi icap eder. Evet. Evet. Bu görüşünüze aynen katılıyorum. Yani evet. Türkiye'nin bilimsel önceliği kavraması lazım, tabii, anlaması lazım. tabii, evet. tabii. Onun için yani ben sizin orada dediğinizi anlıyorum. Yani Batı'da farklı bir anlayış var. Evet, teknolojide, bilimde. Belli bir noktaya geldiler ama şunu söyleyeyim. Samimi olarak inanıyorum. Batı bu geldiği noktadan ileriye bir santim gidemez. Niye? Batı'nın kendi problemleri var. Batı çok meşhur. Biz de bunu benimsemişiz. Görmediğime inanmam. Aklını görmez ama bunu söyler. Fakat şimdi bazı nosyonları kavrayamıyor. Yol arıyor. Nerede arıyor? Eski Hint dinleri diyor. İslam diyor. Buradan bir cümle, bir ayet-i kerime, bir mefhum yakalarsam ufkum açılır belki diyor. Bir arayışın içinde bu önemli bir şey. Evet. Arayışın içinde. İyi bir tabii, şey. Tabii. İyi bir şey. Ama, iyi. ama müşahhaslaştırma var ya işte bu batının en büyük hastalığı. Evet. Çünkü Hristiyanlık Roma'ya Paulos vasıtasıyla gelmiş ama Paulos Roma'da Roma'yı Hristiyanlaştıramamış fakat kiliseyi Romalılaştırmış. Arkasından bakıyorsun ki her kilise heykeller ve resimlerle dolu. Öyle yapmış. Bu bir gerçek. Evet. Peki Sayın Temel Bey Karamollaoğlu son olarak şeyi sormak istiyorum. Sayın Erdoğan'la vedalaşırken en kısa zamanda görüşmek üzere gibi bir... Görüşürüz dedik. Yani evet. o bana sağ olsun bir kendi kitabını Hediye etti. Farklı dinlere de çevrilen. Adalet kitabına mı? Evet. Dü yani dü dü dünya, dünya daha adil beşten olabilir. büyüktür diye ve dünyada adaletin olması için onları imzaladı. Bir ne de... Ne hissettiniz? Efendim? Ne hissettiniz? Dünya dahil yani... yani oluyor Ben de yoktu o kitaplar. Almamıştım ben. Böylece o kitaplar <laughs> elde etmiş olduk. Yani güzel <laughs> evet. bir jestti bana göre. Evet. Eee... Şeyi, bir kitap daha vardı, daha resimlerle ilgili, resimler itibariyle. Ben görüşmeye her zaman açığım. Samimi olarak herkesle de görüşmeyi arzu ederim. Yalnız tabii bu görüşmelerde önemli olan hususlar, insanların yeni fikirlere biraz daha açık olması. Evet. Biraz daha hoşgörülü olması, biraz daha dinlemesi. Sayın Cumhurbaşkanı geçen sefer olduğu gibi bu sefer de dinledi. Kendi kanaatlerini aktardı. Yani bu noktada ümit var olduğunu ifade ediyor. Yani bizim geleceğimiz bugünkünden daha iyi olacak kanaatinde. Aksaklıkların üzerinde pek durmuyor. Tabii ben şahsen ona üzüldüm çünkü aksaklıkları, yanlışlıkları, eksiklikleri görmeden onları düzeltmek için tedbir alamazsın. Evet. evet Taha Bey, var yok mı nasıl çok teşekkür ediyoruz misafirimiz olduğunuz sağ olun. Ben de size teşekkür ee, ediyorum. Anadolu'da biliyorsunuz Allah tekrar nasip etsin. <gülüyor> de, <gülüyor> evet. <da> İnşallah <laughs> yok karar e, gazetesini de televizyonunu da ben hak e, hakikaten takdir ediyorum. Da, davetinize geciktik aslında. Estağfurullah. Ama e, inşallah bundan sonra en kısa zamanda tekrar i̇nşallah. görüşmeye evet. arzu ettiğimi de ifade evet. edeyim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Sağ sağ çok, teşekkür olun. ediyoruz. çok Sağ, sağ olun. olun. Evet, Gündem Özel programıyla karşınızdayız.